Sabah sporuna artık son saat dilimine girdik sevgili izleyenler. Gelişmelere baktık her gün yaptığımız gibi şimdi de gazete sayfalarını şöyle bir tarayalım istiyoruz. Mahmut Alparslan bu bölümde de bizlerle birlikte olacak gündemi konuşacağız. Beşiktaş'ın sayfaları ekranlarımıza geldi bile. Sergen Hoca'nın açıklamaları hocam dün gündemdeydi. Satır başları var, ilginç yanları var. Hepsine bence bakalım. E, Foto Maç gazetesinin 6. sayfasıyla başlangıcımızı yapalım. istedik. Sergen Bombaladı. Yayıç yedek kalmayı sorun etse gelip benle konuşurdu. Bu kısmı ön plana çıkartılmış Sergin Hoca'nın açıklamalarından. Caner'i istemediğini söyledi. Gökhan'la gitmek ister diyor. Yayıç haftalardır yedek ama gelip bir kez bile konuşmadı. Demek ki durumdan memnun. Ben buraya oturmaya gelmedim. Şartları sonuna kadar zorluyorum dedi. Oğuzhan'ın yetenekli olduğunu hatta takımın en yeteneklisi olduğunu söyledi. Ee, i̇çeriden bilgi sızıyor dedi. İlginç açıklamalarından bir tanesi İçeriden bilgi sızıyor cümlesi oldu. Basın bizim konuştuğumuz her şeyi biliyor yazıyor gizli kalması gereken bazı konuşmalar oluyor. Özellikle transfer dönemine ait dedi hocam. Ama oyuncunun ismi açıklandı mı diğer kulüpler de devreye giriyor. Fiyat da yukarılara çıkıyor. Birileri içeriden bilgiler sızdırıyor ifadesini kullandı. Hemen hürriyet üzerinden de görelim hızlıca manşeti. Sergen Yalçın'dan zirve yarışı ile ilgili çarpıcı sözler. Hürriyet 21'e de yansımış durumda. Türkiye'de lig ikinci yarıda başlar. Şampiyonluk hesaplarını konuşmak için çok erken ifadesini kullandı Sergen Hoca. Neden hazırlık maçı yapmadılar dediler. Benim aklıma gelmiyor mu? Sinirleniyorum bazen. Takımda en yetenekli olsan Lensi ben kadro dışı bıraktım. Wellington iyi oyuncu dedi. Bu köprünün altından da daha çok sular akar ifadesini kullandı. Eee gidişatta şampiyonluk yarışı ile alakalı. Ben size satır başlarını verdim hocam. Nereden başlamak istersiniz? Çok şeyler detaylar çok girmiş. Var. <laughs> evet e, hemen hemen ne? katılmamak elde değil. E, gayet normal. Layıkçıdan bahsediyor. Eğer rahatsızsan sen oynamıyorsan hı hı. E, hani böyle işte bahsediliyor yıldızdır şudur budur e, gelirsin. Evet. Hoca dersin ki ben niye oynamıyorum? E, demek ki orada bir şeyler var ki içeri çok iyi bilmek lazım. Bizler burada konuşuyoruz ama orasını bilenler onlar. Hı hı. Onlar birebir yaşıyorlar. E bir yedek kalan bir oyuncu siz bu kadar mal olmuşsunuz. İşte kendi milli takımınızdasınız. oynuyorsunuz, oynamıyorsunuz tartışılır. ama Milli takımın içindesiniz. E siz de burada Beşiktaş'ta forma bulamıyorsanız e burada bir sıkıntı vardır. Siz gelip de hoca ile çatır çatır Değil bunun mi? mütalasını yapacaksınız. Demek ki ya işte durumdan memnun. Yedek kalmaktan. E memnun. oturuyor, parasını geledi. alıyor. Hocam. Kebap gibi iş yapıyor yani. Burası. E öyle demek lazım ya. Yani. Şimdi hoca o konularda aklahat, öbür türlü e konusunda da haklı. Tamam. Hı hı. Kapasitesi var ama devamlılığı yok. E devamlılığı olmayan da bir oyuncu tabii Sergen Hoca ne kadar faydalı olur? Daha doğrusu Beşiktaş'a ne kadar faydalı olur? Onların hepsini kararını verecek kişi hı hı. kendisi. Çünkü hiçbir oyuncu için siz kalkıp da kendi oyuncunuz için medya üzerinden tukaka yapmazsınız. Evet. Ya kollarsınız onları ama kendisi de biliyordur onun ne kadar o dayanıklılığı olmadığını. İnşallah toparlar, oralara gelir içeriden bilgi sızıyor. Bunları hep söylerler. Bütün takımlarda, bütün hocalar söyler, hı hı. yöneticiler söyler. Özellikle transfer döneminde bizim üzerine çalıştığımız Aynen oyuncular öyle. basında çıkıyor öyle olunca rakipler devreye giriyor. Oyuncunun sizin fiyatı istediğiniz, Sizin dedi. istediğiniz oyuncu farklıdır, rakibin istediği hı. oyuncu farklıdır. Ama bizde öyle bir ne hikmetse atıyorum, örnek veriyorum, on yekuru kurun hmm. üzerine bütün takımlar gidiyor. Işte, ya bir büyükler. de hep aynı oyuncu havuzu etrafında hep da dolaşıyoruz. Hangi dünyada oyuncu yokmuş gibi. Evet. E gidip atıyorum Bolivya'dan oyuncu bulamaz mısınız? Madem oluyorsunuz Güney Amerika taraflarına. Bolivya'da. Honduras'ta Doğru. yok mudur? Vardır. Ama biz hep herkesin bildiği oyuncuların peşinde koşuyoruz. Hani çoğu konulara katılmamak elde değil. Hmm. Ama o bilgi sızmalar. Bizim ülkemizde hocalarımız, yöneticilerimiz hep söylerler. Evet, ilginç bir açıklama oldu o da. Söyleniyor önünden. onlar yani. Sadece o sergenden değil, bütün genelde herkesden söyleniyor. Bu arada 6-7 Kasım'da bir test yapıldı. Ee, takıma pozitif çıkmıştı iki oyuncu. Son testleri yapılacak. Negatif çıkarsa Başakşehir karşılaşmasında da forma giyebilecekler. Bu da sıcak bir haber olarak yansımış durumda gazete sayfalarına. Ee, şey Nasıl? Başakşehir arkasından fena var. Evet, da bir fikstürü var. İsterseniz Hı. ona da kısaca bir değinelim. Milyaradan sonra neler bekliyor takımları konuşurken. Beşiktaş adına tahmin yapmak gerekirse ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Nasıl konuşacak? Şimdi eli kolu bağlı. O pozitif çıkanlardan hangisi sağlam bir geri dönecek? Onları ne şekilde hazırlayacaksınız? Şeyden bu şey yani vücutla ilgili sarsılıyorsunuz. Allah biz göstermesin kimseye de. Allah korusun. Yani Bilemiyoruz ne, ta, nasıl bir şey e, sizde e, depresyon yaşattığını. Onları tekrardan bir hoca olarak toparlamak kolay iş değil yani. Aynen. Peki bir de e, transfer haberleri de ufak ufak kendisine yer bulmaya başladı dedik. Fanatik Gazetesi'nde özel bir haber vardı. Onu sizler için derledik. Şöyle ekranlarımıza taşıyalım. E, Fanatik Gazetesi'nin beşinci sayfası e, Duşku Tusiç yazmış. Kartal'ın eski oyuncusu biliyorsunuz, tank kaplı oyuncusu, Duşko için menajeri hocam Milos e, Malenovic fanatiğe konuşmuş. E, diyor ki Guangsu Eref Tosic'le yeni sözleşme imzalamak istiyor ama o Çin'deki misyonu tamamladığını düşünüyor. E, 35 yaşında olmasına rağmen hala birkaç yıl daha futbol hayatına devam etme planlaması içinde. Kulübü dışında Türkiye'den de teklif aldığını söyledi ama Duşko Beşiktaş'a gitmek istiyor. Özel de bir bağ var hem takımıyla hem taraftarıyla. Ocak ayında Beşiktaş'a geri döner mi dönmeli mi? E, beklentinin üzerinde bir paraya gitmişti. Kaynak yer hatırlarsınız. Evet. Düşkotos, hiç iyi işler de Begava yapmadı da gelmişti, destek bir oyuncuydu. aslında. Oyuncuydu. Aynen yalan da olur katkı anlamında da. Güzel işler de yapmadı değil. E, 35 yaşında olması bir soru işareti ama oynayabilirim diye oyuncu. E, şimdi 35 yaşı tabii o tarzdaki oyuncular dünya piyasasında takımlarda var mı var. Sizdeki kadroda var. o tarzda fazla yaş kategorisinde oyuncu kaç tane var? Yok, bir tek Atiba var. Fazla da yok galiba. Hı hı. Bildiğim kadarıyla. Yani 30'un üzerinde çok fazla oyuncular yok. Olur mu? Beşiktaş'ın direnme iklidinde şu anda Beşiktaş'ın orada ihtiyacı var mı? Var. var. Eğer şartlar uygunsa, bedava da geliyorsa bir iki senede dener. Çünkü Türkiye piyasasını biliyor. Hı hı. Türkiye'de oynadı. Şampiyonluklar yaşadı. Başarılı maçlar çıkardı. ha iyisi kötüsü tartışırsın. Her tarafta bir, bir patlaklar oluyor. Stoper oynuyorsun çünkü orada hatalarınız evet. oluyor ama Beşiktaş'ın dinamikliğini bilen yani Doğru. şu tarza dışarıdan getireceğiniz ise 35 yaşındaki sağlamı getirirsiniz ve o meyan'da da o mevkiye farklı oyuncuları da aramaya başlarsınız. Daha genç onlara yol gösterecek, beraber çalışacak oyuncuları Doğru. da onları içine alabilirsiniz. Peki Beşiktaş'ın hocasının açıklamalarını konuştuk. Trabzonspor'a geçelim, geçelim hocam. Orada da yeni teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalar yaptı. Ekranlarımıza getirdik spor bültenimizde. Bakalım yeni güne hangi kısımları yansımış durumda? Dingin değil dalgalı denizi seçtim diyor yeni teknik adam. Sabahın 23. sayfasındaki başlık bu olmuş. Ekranlarımıza geliyor. Planlarını anlattı, geliş sürecinden bahsetti Trabzonspora, e, Trabzonspor şehrinin futbol tutkusundan bahsetti, e, sevgisinden aşkından tarihinden çok etkilendiğini söyledi. E, ben de bu bölgenin çocuğuyum diyor. Başarı için varım. Sabaha kadar uyuyamadım teklif aldığımda. Dingin Deniz'den Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim ifadesini kullandı. Foto maçı da görelim. Beşinci sayfa ekranlarımıza geliyor. Hemen hemen her kaynakta hocam benzer cümle ön plana çıkartmış. Çünkü dikkat çekici olan hakikaten oydu. Foto maç 5'te dalgalı denizi seçtim diyor. Taraftarımıza arzulu, duygulu kazanma alışkanlığını oluşturan bir takım izleteceğiz. Trabzonspor ismi beni oldukça heyecanlandırdı is, e, ifadesini kullandı. Hürriyet 19, coşkunun yanına hakkı da sokacağız diyor. Farklı bir kısmı e, başlığına taşımış, ekranlarımıza da geldi. Yani kaybetmeyi sevmeyen bir takım geliyor dedi. Ben de Trabzonspor camiası kadar sabırsızım diyor. Ama sabır noktasında da beklentilerin olduğunu hem başkan hem yeni teknik direktör daha önce de belirtmişti. Nasıl bir macera öngörüyorsunuz hocam? Önce hayırlı olsun. Öyle İnşallah olsun. başarılı gibi bir sezon geçirir. İşte Dingin denize değil Karadeniz'e çıktım. Orası zaten Karadeniz biliniyor. Yani fazla Trabzon'un tarihini, orasını, burasını anlatmaya gerek yok. Bu ülkede yaşıyorsanız, futbolun içindeyseniz Trabzon'un. Da... Elim Avcı'nın açıklamalarını da konuştuk. Sevgili izleyenler elbette milli takımımız gelmişinde. Evet. Çok önemli bir maçımız var. Ekranlarımıza milli takımımızın sayfaları teker teker geliyor. Şöyle konuşalım istiyoruz. Liderlik aşkına foto Maç'ın 3. sayfasıyla hemen başlayalım. Uluslar B Ligi'nde Macaristan'a konuk oluyoruz sevgili izleyenler. Buna peşte de kazanmak zorundayız. Kazanırsak ve diğer yandan Rusya'da Sırbistan'a puan verirse biz grubu lider bitiriyoruz. Şimdiden başarılar millilerimize. Bizim çocuklar demiş foto maç gazetesi böylece A Ligi'ne yükseliyor. Devam edelim. Yeni asırda zaferle dönün temennisinde bulunmuş. Yeni asırı da görelim. Geldi bile ekranlarımıza. Saat 22.45'te Puşkaş Arana'da karşı karşıya gelecek Amililer deplasmanda Macaristan'la oynayacağı maçta son kozunu oynayacaklar. Rövanş al işi bitir. Fanatik de ikinci sayfasında böyle bir başlık kullanmış hocam. Gruptaki tek mağlubiyetimizi aldığımız takım tarihimizde de deplasmanda sadece bir kez yenebilmiştik Macaristan'ı. Bu akşam kader maçına çıkıyoruz. Hem revanşı almak istiyoruz tabii hem de zirvenin sahibi olmak istiyoruz. Son maçı bir hatırlayın. Kazandık. İyi oyun vardı ama küçük eleştiriler de yok değildi sistem üzerinden. Siz bir teknik adam gözüyle nasıl yorumlarsınız? <laughs> Şenol Hoca da bizzat öz eleştiri de yapmadı değil. Yani kötü yanlarımız da vardı ama iyiler evet. daha fazlaydı. Dedi. Devamlı olan şeyler. Şimdi biz hep Sonları seviyoruz. Evet. Birisi yenice gerilecek, biz yeneceğiz, çıkacağız. Biz matematikleri alt üst eden bir ülkeyiz bu konuda. Yani kırmızı kar yağsa ancak o zaman olur dediğim şeyler. Aynı de, şeyler yaptık. ve gerçekleşiyor, gerçekleşiyor bunlarda. Yani Macaristan'da son 5 senede trendi.